İyi akşamlar sevgili TV takipçileri. Yeni bir programla karşınızdayım. 8 Köşe programı yine bir seçime denk geldi. Bu nedenle de art arda bu seçimle ilgili programlar yapmayı düşündük. Bugünden itibaren startı verdik biz. Propaganda dönemi bitene kadar, süreci bitene kadar biz adaylarımızla burada bir araya geldik. Tabii ki bilirsiniz bu süreç çok uzun sürdü. Türkmenler için önemli olan konu kotaydı. Kota kalmadı. Daha sonra kota 5'e düşürüldü. Sonra bölgelere ayrıldı. Bu süreç içerisinde bir sürü bunun hesabatı yapıldı. Ancak çok kısa bir süre ardından ilk sefer olarak Irak Türkmen Cephesi ben kotayla katılmıyorum. Bu sefer ben listemle katılıyorum. O şekilde halkımı temsil etmek istiyorum dedi. Ve tabii ki bu konuların tamamını konuşmak üzere Irak Türkmen Cephesi listesinin bir numaralı adayı, yani liste başkanı, aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi, aynı zamanda oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf stüdyomuzdaydı. Öncelikle zaman ayırdınız. Hoş Çok sağ geldiniz. ol. Hoş bulduk. Çok sağ Çok ol. yoğun olduğunuzu bildiğim için direkt o şeyle Teşekkür başladım. ederim. Nezecedir. Tabii her şeyden evvel sizlere, TEBA ekibine başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağ Gerçekten abi, seçim propagandasının başından beri bize her zaman destek olmuşsunuz. olasın. Bir katkı sağladınız. Bu bugün seçim propaganda ilk haftası oldu. Evet, ilk hafta bitti. 15 Ekim'de sona verir. Yani 13 gün bir süre kalıp Evet. seçim propagandası adıyla bir propagandaydı, yani bir reklamdı. Evet. Mühim olan bu seçim propagandasından önce çalışma mühimdir. Çünkü seçimden sonra çalışma mühimdir. Evet. Seçimden sonra seçimden sonra seçimin arasındaki, yani seçim başlamasından önceye kadar bu o süre 4 senedir 5 senedir kişi olabilir, aday olabilir, siyasi parti olabilir, kurum olabilir. Hizmet sunduğu zaman, insanlarla ilgilendiği zaman toplumunun veya kendi toplumunun, öz toplumunun hakuklarına destek verdiği zaman bunu günlük olur, haftalık olur, aylık olur. Yakından takip ettiği zaman bugün bu seçim propagandası onun için bir kolay olur. Normal cümleler Normal yeterli. bir süreci olur. Evet. O yüzden zor bir süreçti. Yani genel olarak zor bir süreci olur. Siz belirttiğiniz gibi biz Düşman Cephesi listesi bu defa farklı bir süreçte başladı. Liste olarak seçime katıldık. Evet. İnşallah 20 Ekim'de iyi bir sonuç olur. Tarihi bir sonuç olur. Hem Erbil için, hem Erbil'de yaşayan Türkmenler için, hem de Irak Türkmen Cephesi için de tarihi bir sonucu olur, tarihi bir günü olur. Biz o günü, biz olumlu görürüz. Ben de Gerçekten icabi görürüz, olumlu da görürüz. Çünkü bu süreçte Erbil ahalisi ve Erbil'de yaşayan soydaşlarımız çok olumlu karşılığı, icabi karşılığı. Bu çok mühimdir. Yani geçmişe göre. Yani dirimen bu defa %100 seçime katlarım. Yani kota dışında olduğundan dolayı %100 ben seçime katıldım. İşte Irak Bunun bu yüzü de var. bu muhimdir yani. Bunun Peki Aydın Bey, şöyle bir şey diyeyim. Yani sizi söze tasdikan. Tabii bugün isterim dışarıda duyduklarımızı, dışarıda söylenenleri hazırda ben size sorum açık açık. Yani Irak Türkmen Cephesi boşuna girdi. Boşu boşuna oy kaybettirir diğerlerine diye bir söz var. Değiller. Bunu açık açık diyenler de var. Siz buna karşılık ne demek istiyorsunuz? biz buna karşı 20 Ekim'de sonuç mühimdir. Sonucu bekleriz. Biz buna karşı 20 Ekim'in akşamında bu sorunun ve bu dediklerinin cevabı orada verilir. Bu Siz kesin yani. Yani kesin bunu bu seçim sürecinde biz gördüğümüz daha önce de, ben bundan önce de dedim yani geçmişte de yapılan görüşmelerde ve yapılan çalışmalarda bugün sonucu ortaya çıkıyor. İnsanlar birçoğu, yani insanların
Yani ben Erbil'de dedim ama sadece Türkmenler demirim. Yani bütün Erbil'de olan Kürtler de, Hristiyanlar da, Erbil'de yaşayan insanlar bugün bu durumu İteze liste olarak Türkmen cebesi, bir Türkmen yani sadece İteze değil, bir Türkmen liste kota dışında katılmasını gerçekten olumlu bir şekilde karşılandı. Birçok maalesef bazı adaylar, kotadan kalkan bazı adaylar. Ben bütününe başarılar dilerim ama birçok yere girdim. İşte Türkmen cebesi kazanmaz. Oraya oy vermeyin, bize oy verin, biz kazanarız. Biz de diriz olarak, biz de bunu şekilde diriz. Biz 20 Ekim'de sonuç gösterilir. Sonuçta sonucun bizim %100 Türkmen cebesi listesi kazanır. Yani burada bugün 3 Ekim'dir. Tabii bir de. Ha, 3 Ekim'dir. 3 Ekim'dir. Çünkü özümüze güvenlik, irade var. İrade var. Halkın desteği var. Ben buradan diyeyim. Bak bu ilk defa diyeyim. 3 Ekim tarihidir bugün. 20 Ekim'de akşam günü, seçim gününden sonra zaten belli olur akşam. Belli olur çiçim çıkar çıkmaz. O Irak Türkmen cebesi bir sandalye kazanır. İkinci sandalye için biz mücadele ederiz. Bu kesin bu şekilde. Hani önceki ayrıca seçimlerde önceki seçimler mukarana olmadı. Ben sana diyeyim. Bu defa daha farklıdır. Bu 4 sene, 5 sene güzel sistematik çalışıldı. Sistematik çalışıldı. Günlük hizmetler verildi. Bir de irade de mühimdir. Temsiliyet de mühimdir. Biz de bu değerli adaylara direk kotadan girenler yani şey yapsın. Biz de onlar direk yani indi kota bir kota Türkmenler ise belirlenmiş. O kota garantidir. İse bir sesse oraya gidebilsen bir ses. Evet. Yani kimse katılmazsa birisinin bir ses olsa diye bütün kotaların hiçbirisinin oyu yok, ses yok. Bir insana bir ses olsa olur milletvekili. Yani artık o Türkmenlerin o kota Türkmenin malıdır. Biz kota dışında Türkmenler için bir şey kazanalım. Bu mühimdir. Buradan yola çıkmak lazım. Evet. O yüzden Erbil ahalisi ve Erbil'de olan vatandaşlarımız hem Türkmenler, hem Kürtler, hem Hristiyanlar bu defa bizlere destek verirler. O desteği sağlanır. Yani Medine'nin bir sandalye, ikinci sandalyede ihtimal var. Onun için çalışırız. Bu dediğim gibi seçim propagandasında çalışma olmaz. Seçim sadece reklam yapılır. Ki sen adaysan. Seçimden önce, yani seçimden önce o çalışma olur. 4 senedir, 5 senedir. O çalışmaları yapman lazım. Bugün biz nereye gittiğimiz zaman herkes güzel bir şekilde bizi karşılar. Kimse bir tepki vermir. Diller, siz daha evvel buraya gelipsiniz. Siz daha evvel bunu bizim şey yaptınız. Siz daha evvel bize sahip çıktınız. Sizi daha farklı mevkuflar var idi. Bunlar işte zamanlama muhimdir. İndi ben seçim propagandası, ben gidip dolaşıp çarşıcağız, sokak sokak insanlardan o istim, bu yanlış olur. Yani bir şey önceden yapmam lazım, ondan sonra bunu istemem lazım. Bazen biz yapılan çalışmaların sonucu, sen bir şey istemeden o halk sana destek verir. Evet. Ha, bu şekilde de seçim çalışmaları, çünkü hizmin çalışmaları bu şekilde, kurumun çalışmaları bu şekilde. Seçim bittikten sonra seçim çalışması başlar. Aday ise, milletvekili ise, bakan ise, siyasi parti ise bu şekilde. Biz İTEZE olarak yani İrak Türkmen Cebesi, Türkmen Listesi veya Türkmen Cebesi içinde sadece İTEZE'de, İTEZE'nin dışında da insanlarımız var. Doğru. Yani İTEZE'de olan adaylar hepsi değerli insanlardı. Bizim kotadan da olan hepsi değerli adaylarımızdır. Bizim netice. Ama burada kota için ne diyeyim? Kota bir kota Türkmenlerin garantidir yani. İstersen 5 oyla gidersen. Ama bizim muhimdir. O garanti değerimizdedir. Evet. Biz o kotaya katılmadık, bıraktık bunlar için. Tepki olarak bir kota azı Türkmenler için dedik. Peki siz kotaya, şöyle diyeyim yani mantıksal olarak tabii ki oy hesabıydı ama hani kotaya bir zararı var idi Irak Türkmen Cebesi'nin liste olması. Yok, hiçbir zararı yok. Yoksa kazancıydı hani. Kazansa indi bizim iki yanına bir seçime katıldık. Evet. Bir yanına bir sandalye var, bir sandalye, bir kota var, garantidir. İstersen 100 sesen, 150 sesen o milletvekili olur. Yani bu 14'ten birisi bir Türkmen milletvekili olur. Oraya gittiği zaman iradalı çalışması lazım. Gerçek temsilci olması gerekir. Bizim bunun dışında, yani biz katılsaydık kotaya, 100 milyon biz kazanırdık. Ben burada bunu dediğim size. Biz İTEZE olarak... Peki bir riski niye aldık? Yani bunun dışına girmemiz, bu bir tehdit olarak girdik. Bir tehdit olarak girdik buraya. Artık biz Erbil'de gücümüzü göstermemiz gerekir.
o cüzü göstermek gerekir. Yani o zamanı geldi o cüzü göstererek. İndi biz biz önceden bize ne dediler? İşte sizi 5 milletvekiliniz var. 100 oydan gelipsiz. 150 oydan gelipsiz. Yani bir defa bu bunu dünyaya göstermemiz gerekir. Kardeşim biz 100 oydan da acı. Biz 5000 oydan da cevabı, 10.000 oydan da cevabı. Bu varlığımız budur. Bizim esas prensiplerimiz Erbil'de kardeşliktir. Birlikte yaşamaktır. Biz burada Türkmenler ne kadar hakkına sahip çıkmışsak, bizimle yaşayan insanların da hakkını, vatandaşlarının işlerine, sorunlarını çözmeye çalışmışız. Yani bugün biz 5 yılda bakanlık görevi bize verdi. Oluşumlardan sonra bölge bakanı. Bu bakan, bu oluşumdan sonra çok bir şeydir yani, önemli bir meleftir. Bak siyasi tarafı var, kültürel tarafı var, eğitim tarafı var, işte sosyal tarafı var, medya tarafı var, hak hukuk tarafı var. Şimdi bize dediler, bu görev sizin, bu melef muhim. İşte bunun istihdadı zaman, bunu her zaman derim, istihdadı yetmez muhalefinde önemli bir karardır. Yani Başbakan Bey'in kararıyla sağ olsun bu istihdas oldu, güzel bir tecrübe oldu. Gerçekten biri aşamaya geldi. Ha biz bugün burada Türkmenler de Hristiyanlar arasında bu etnik grupla hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde bir siyaset yaptık. Yani Ankara'da olan Hristiyanlar şekilde biz sahip çıkmışsak Diyanet'teki Hristiyanlara sahip çıkmışız. Bizim Kayseri'de olan, Erbil'de olan Türkmenlere, hak hukuklarına ne kadar sahip çıkmış yanlarında olmuşsak işte Doğu'daki Hristiyanlara da aynı bu şekilde. Yani bir Hristiyan arasında bir Türkmen veya bir Kürt arasında bir Yezdi arasında hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Bugün bütün insanları yanına sor, bu melef iyi bir aşamaya geldi. Yani şimdi niye biz itezi olarak bize valilik de versen aynı şekildeydi. Bize Eğitim Bakanlığı da versen aynı şekildeydi. Bağdat'ta da burada da. Yani bizim geçmişe bağıtımız ama Türkmenlerin her zaman idarede güzel idare yapar. Bu önemlidir yani. Hani 4 yılı aşkın oldu değil mi sizin? Evet, 4 yıl. Daha uzun oldu. Vicdanen rahatım. Ben elimden geleni yaptım. Ama bu işi iyi yaptım diyebilirsiniz. Tabii. Onun bu melef yeni bir melefidir. Evet. Böyle yani yeni bir dosyaydır. Yani şimdi nece başlandı? Biz ilk defa bu melefi aldığımız zaman, işe başladığımız zaman birçok zorluklarla karşı karşıyaydık. Biz siyasi partilerden toplantıya çağırdık. Bize dediler, niye siyasi partilerden toplantı yap? Sizin ne alakanız var? Biz Türkmen okullarını ziyaret ederdik. Dediler, sizin ne alakanız var? Eğitim Bakanı siz neyse siz bu okulları ziyaret etsiniz. Biz dini gruplardan içtima ederdik. Yarın bize tepki verirler. Dediler, niye siz dini gruplarla içtima etsiz. Siz o alanınız da aç. Ne yapalım o zaman? Ama bunu bizim normallaştırdık. Siyasi partilerden içtima ettik, okulları ziyaret ettik, dini gruplardan da içtima ettik, ziyaret ettik. Bu süreci normallaştırdık. Yani dosyaya madde ekledik. Tabii dosya. Şimdi ne düşünle? Düşünle bu dosya olsun bakanlık. Olsun bir bakan olsun, bir bakanlık olsun. Yani Ticaret Bakanlığı gibi. Eğitim Bakanlığı gibi. Çünkü iyi bir aşamaya geldi. Fox onun üzerine oldu. Yurt dışından gelen heyetler, Bağdat'tan gelen buraya geldiği zaman bu bizi de ziyaret edirler. Bu etnik gruplarının durumla ilgili, dini gruplarla ilgili. Türkmenler için yani biz ne yapmışsak yani bu süre içerisinde birçok şeyler yapıldı. O Türkmen okullarına ilgili, eğitimle ilgili, işte bu kararla ilgili, bölge başkanlığı ile müsteşarı ilgili. Onun yanında da Hristiyanlar da yapıldı. Mesela Hristiyanlar mesela Çöysünz hakkında burada ben de bunu diyorum. Harmota var. Orada Hristiyan yerleşimdi. Yer özlerinden sor. Size ilgili siz burada Hristiyan bir yerleşim bölgesinde. Hiçbir yetkili sizi ziyaret edip ve hiçbir bakan sizi ziyaret etti. Yoktu yani. O bölgeyi ziyaret yapılmıyor. Biz 5 defa 6 defa o bölgeyi ziyaret ettik. Sorunlu olduğu zaman ziyaret ettik. İsteklerinin bir de bir biz yetiştirdik ilgili makama. Onun yanında o bölgede hatta bile asfaltı var ya zaten. Bizden talep ettiler onlar için yapıldı. İstergim onay çıktı. Yani bölgelerine. Yani bak hatta bile belediye işiydi bu. Oralarda oy bağışlısınız. %100. Neden olmasın? Yani ben buradan Çoysun Zakı'da hakkıları da sadece Hristiyanlar da acı. Kürt
Kürt kardeşlerimize de, Hristiyan kardeşlerimize de çoğusun zakında. Artık orada bizim yandaşlarımız var. Orada biz oraya çok ziyaret ettik, çok görüşmeler, çok isteklerini biz bildirdik buraya. Eğitim olsa, işte üniversite, çoğusun zaten üniversiteler biz ziyaret ettik. Orada daha önce bizim bilirsen Türkiye'den mezunu olan kişilerimiz orada var. Evet. Değerli öğretim üyelerimiz var orada. Türkçe bölümü o ilk önce orada açıldı. Evet. Biz orayı da ziyaret ettik yeniden Türkçe bölümü açılmak için. Onlardan da biz oy bekleriz, destek bekleriz. Yani ya genel bir seçim olduğu için ona hakkız yani herkesten oy isteme şansı. Vallahi var. Yani ben bunu her zaman bunu diyorum yani sadece Diyanet'den aynı şekilde. Evet. Diyanet soran mantıkasından. Yani biz oraya yani sorsunlar kaç defa öz bakanları ya bölge oraya ziyaret ediyor. Biz de onların bakanıyız. Ayrımı yoktur ama Diyanet'e bir bakan, bir vezir 5 6 defa 7 defa ziyaret etmesi farklı bir şeydi azizim. Peki Irak Türkiye'de nasıl ne durumda? Çifriye, çifrini sor. Ya Çifri'den. Yani bu oraya bir vezir oraya hayatında belki 30 yıl oraya bir ziyaret etmeyip. Biz 7, 8, 4 defa, 10 defa bile oraya ziyaret etmişim. Kelere, Süleymaniye. Bu ne için? Türkmenlerden dolayı, Hristiyanlardan dolayı, KK'lerden dolayı, oradaki yaşayan insanlardan dolayı. Her zaman bizi rapor haline getirmişim. Resmi kitap haline getirmişim. Peki yaptığınız, ben başka soru sordum da ama yaptığınız mesela resmi başvurular mesela o ben çünkü dosyaları az buçuk görmüşüm, bilirim ne kadar başvuru yapılır. Yani şimdi Kayseri için... Ondan ne cevap aldınız? Yani hep olumsuz mu aldınız? Yok, hepsi yani? Olumlu. Çok da olumlu var idi. Çok da olumlu. Yani ben bir şey size söyleyeyim. Bakın şimdi bu bizim belki bizim Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Irak'ta kurulan hükümdarlık yani hükümet yönetimler bizim için zor olurdu. Zor şart Türkmenler için. Yani Osmanlı Devleti'nden sonra Irak'ta karanlık bir dönem başladı ilk önce. Şimdi o dönemden bugünümüze Bağdat yani bugün Bağdat yönetimi diyeyim. Bir bakanlar kurulu var bugüne kadar. Evet. 2003'ten sonra yeni bir dönem. Bizim bakanlar kurulunda bugüne kadar Türkmenler ilgili Hristiyan ilgili bir rapor okunmadı veya dile getirilmedi programa. Ben şahsen görmedim. Hiç de okunmadı. Ama bugün burada bakanlar kurulunda yani Irak Kürdistan hükümeti bakanlar kurulunda bu dönemde 5 defa 6 defa gündem de olan yani programında olan Türkmen ve Hristiyanlarla ilgili rapor hazırlanıp biz bu rapor hazırlamıştık. 4 sayfa 5 içinde istekleri vardı, öneri var, şeyle talepler vardı. Son bakanların kurulu toplantısında hepsi Sayın Başbakan'ın imzasıyla sonra bu ilgili makamlara verilip karar haline geldi. Yani bu eğitime ilgili vardır, akademiye ilgili vardır, okullara ilgili vardır. Bunlar değişik şeylerden üstad. Yani illa da açsan %100 yapılsın. Belki %50'si yapılır. Ama birçok şeyler, muazzeler var. Belki insanlar edemir bahsiyetsin endişelerine dolayı. Ama normallaşır. Evet. Yani biz hatta biz istemişik. Türkmen okulunda neden Türkmen bayrağı yoktu? Bugün cihetimiz zaman birçok okullarımızda var. Yani önceden bir endişe edirler. Neden Milli Marş yoktu? Bunu resmi, biz bunu yazırız. Resmi olarak yazırız. Önceden daha medyada değil miydi ama bugün resmi olarak yazırız. Evet. Yani şey bunlar mühim de ya. Değişik şeylerden usta. Hem Türkmenler için hem de Hristiyanlar için. Dışarıda şöyle değiller ya ben onları dile getirmezdim. İşte yazıplar doğru bir vesaire. Yazıp ama şey de olur. Faydası yok. Yok alınıp ne zaman almayayım hayatım babam. Yani şimdi ben sana diyeyim şey mesela. Mesela bir okul meselesi var. Bitiren bir okul. Bu okul şeyin gayr. Bu iki katlı böyle. Tamam onun onayı var. Onun biz hükümetten derci. Bölge Başkanı Sayın Nesilvan Barzani Bey'le yapılan görüşmede o onay verdi. Dedi bizim bölge başkanı bütçesinden biz oranı onarmasını yaparak. Bu mesele biz üstleniriz. Evet. Yani üzerine de çalışır. Bizim hocamızda Vali Bey de talimatını verdi. Üzerine çalışırlı. Evet. Yani olur mutabak olsun. Ayrıca da bizim şey de aynı şekilde orada da konuşuldu. Bu Erbil Büyük Mazarlığı'nın da tamiri yapıldı bir kısmen. Bir kısmı yapıldı. O da bizim yolumuzun oldu. Kayseri Çarşısı'nı konuşsak. İşte maalesef 5 Mayıs'ta bu terör örgütünün PKK tarafından bu yangına verildi. Biz Kayseri, Erbil Kayseri Çarşısı, evet, Çarşı maalesef. Kayseri Çarşısı. Ondan da 230 dükkan orada asnaf zarar gördü. Evet. Yani bugün onlar yani oralara destek verildi, onarımı yapıldı, işte taviz verildi dükkan sahiplerine.
çoğu bizim desteğimizden oldu. Çok yani onun üzerine çalışıldık. En son başbakan bir çarşıya gitmeden var bize bir yazı geldi ofisinden. Yani bunu bir bize göndermişti bir de valiye gönderdi. Yani artık bu şekilde yani bir bakan var oluştu mu sonra o da işi mutabak eder. Niye kitabı bize geldi? Çünkü mutabak etmişiz. İsteklerini oraya yetişmiyor. Bugün bir vatandaşın Kayseri'de olan belki birisinin isteği veya talep boyası sonra bir de yetişmez oraya. Ama geldi yarım saatten veya bir saatte bizim yolumuzdan oraya yetişir. Ondan sonra sonucu da ortaya çıkar. Aslında Kayseri çarşısında en çok gezen bakan. Abicim en normal oldu. En çok yani bunun bakan bizden siz... önce bak orası bizim canımızdır. Kayseri çarşısı bizim canımızdır, yüreğimizdir. Yani benim dedem Allah rahmet eylesin orada marangozun da zarlığı yapıyordu. Bütün Kayseri çarşısı bir. Ben 5-6 yaşında yanına giderim oturardım, görerdim ne şekilde yapardı. O nazarlar bölümünde, kısmında. Orada olan bizim hepsi dostumuzdu, akribamızdı, soydaşlarımızdır. Ayrıca da bir özellik var. Bir çoğunluk Türkmen konuşulur. Çoğunluk Türkmen bölgesidir. Çoğunluk Türkmendir. Bu şekilde. Ayrıca da birlikte yaşamak bir sembolüdür. Kayseri Sarışı, Erbil Kalası. Erbil Kalası bizim tarihimizdir. Bizim doğumumuz orada. Benim babamın doğumu orada. Dedemin doğumu oradaydı. Erbil Kalası Türkmenlerin ramzıdır. Türkmenlerin sembolüdür. Evet. Yani bugün biz öyle coğruk bir Erbil ve Erbil Kalası Kayseri Sarışı birlikte yaşamak sembolüdür. Bu şekilde görmek lazım. Bu şekilde kabul etmek lazım. Yani bugün Erbil'in merkezinde birçok Türkmenler var yaşıyor. Kürt kardeşlerine beraber, Hristiyan kardeşlerine beraber. Şimdi Ankara'da dediğin zaman diğer Hristiyan çoğunluk orada bulunuyor. Evet. Orası Aşuriler, Hristiyanlar, Kilden Siryan, Aşuri Hristiyanlar diye orada Mesih kardeşlerimiz bulunuyor. O yüzden bizim de kalan geçmişten bugün Kayseri Sarşı'dır. Kalanın etrafında olan asnaflardır. İşte o bölgesinde olan yerleşim bölgelerdi. Bu bizim tarihimizdir. Bizim varlığımızdır. Yani bu kimseye karşı bir şey değil. O yüzden onu korumak hepimizin görevidir. O yüzden bugün Kayseri Çarşısı'nı herkes oraya gitmeye başladı. Bu güzel bir şeydir. Yani bugün yurt dışından geldiği zaman insanlar hemen geldi Kayseri Çarşısı'nı ziyaret eder. Daha önce böyle değil. Çok az nadir insanlar gelirdi. Şimdi Kayseri Çarşısı artık bir merkez haline geldi. Orada ne kadar oy bahçelisiz. Vallahi orada... bir cümbelerde oy meselesi var ortada. Ama bizim oy derci orada. Vallahi inanç ki orada dediğim gibi orası bir gönül bağlı var oradaki insanlar. Ya, oy verseler de vermeseler. Yani birisi bir cümle soru sordu bana. Bunu dedi neden sadece Kayseri Çarşısı pazarda niye mallar da var niye oraya ziyaret etmişsin? Ben de cevabı ne dedim? Dedim doğruysan yani bizim hepsi birdi ama dedim bu ayrıdır. Kayseri Çarşısı çok özel bir yerdir. Hatta bizim şu anda hükümetten istediğimiz yazdığımız direkt oraya orada çalışanlar onlar için 3 kapı 4 kapı bir tablo yapsın. Adlarıyla yapsın. Mesela nazarlar diyelim nazarlar yerinde var. Benim dedem Ahad Selim Nazar'ın adı orada olması lazım. Senin babanın adı olmaz. Onun dedesi o yer o tükkanın adları tablosu. Çünkü bu tarihti. Orası bizim tarihimizdi. Kimse orayı yok edemez. Bu bir gerçektir. O yüzden yani bunun sadece Kayseri'si mi dedik ama bugün Tazil Mahallesi de, Sadunava da böyle, yeni Arap Mahallesi de, Arap Mahallesi de böyle, Çurasına Matkazı da böyle, Teyrava da böyle, Hanıka da böyle, onun yanında Erbil'in merkezinin Kalaz da böyle, Azadi de, Zaniyari, bunlar hepsi şeydir. Erbil'in eski semtlerinde, Seyda Vadisi, Yetan, bunlar hepsi dediğimiz Erbil'li, bugün dediğimiz Erbil'li, hepsi akribalı dostlar. Hem Türkmenler hem Kürtler. Tabii ki. Peki iki ihtimal izahını istedim selasım. Yani bir ihtimalde sizi dediğiniz oldu diye. Hani 20'sinden sonra Irak Türkmen Zebası bir makat kazandı. Bakanlık ya da başka siyadi vesaire bir şey ne var aklınızda mesela? Böyle bir isteğiniz olar daha doğrusu böyle sonra. Vallahi şimdi indi bizim bir 4 sene 5 sene yani cephede olan görev çalışan bakanlık olsa veya milletvekili olsa veya geçmişte de olsun, hep güzel çalışmalar olmuştur. Bundan sonra da o şekilde olur. Bizim şu anda hedefimiz bu seçim güzel bir şekilde yapılsın. Şeffaf olursun, müdahale olmasın. Biz ilk defa, iş bir tecrübeydi.
Bizim amacımız bir sandalyeden daha fazladır. Bak bir sandalyeden daha fazladır. Amaç, hedef odur. Yani o bizim hakkımızdır. Bu 32 sandalyenin 2 sandalye Irak Türkmen cephesi olması gerekir. Çünkü bu bir haktır. Cephe burada eşit bir siyaset yapır. Muhtedir bir siyaset yapır. Yani Türkmenlerden Kürtler arası, Hristiyan arası hiç bir ayrım yapmır. Günlük işlerini bize olan, bakanlıkta olan veya cephede olan o insanlar için biz sahip çıkırız. Bunu Türkmenlerden daha fazla Kürt kardeşlerimiz bilir. Bu çok mühim bir şeydi. Önceden daha bir yoktur ama bu 10 sene içerisinde bunlar var. Bu bir gerçektir. O yüzden biz seçimden sonra, seçim sonucu mühimdir. Evet. Seçim sonucu mühimdir. Biz dedim bu iyi bir seçim olsun. Kazandık dedik. Hani bir böyle şey. Bir sonra, kazanmadık. Biz yani bunu... O ne olacak? Yani... o onu, ihtimalde ne olur? Yani mesela? Biz öyle bir ihtimal düşünmürük. Ama diyelim biz diyelim kazanılmadı. Gene de bizim katılma şansımız var. Yani hükümete katılma şansımız var. Ama katılma şansımız o oya da bağlıdır. Oy oranı da mühimdir. Tabii ki. Yani sen bugün eğer sandalye temsiliyettir. Bugün vardı kişi 500 seslen olur. Parlamento milletvekili. Ama birisi 10 bin sayısı var olmaz. Ama bu 10 bin sayısı olan o partinin itibarı da olur. Yani siyasi itibar derken biz. Ama ben o ihtimali kazanmama ihtimali kafamıza kurmak istemiyorum. Bizim hedefimiz kazanmaktır ve yüksek oranla da kazanılır. İnşallah bu süreci daha beraber görürüz. Ondan sonra bizim tabii hükümete de katıldık. Bu bizim şu andaki mevzuda olan bakanlık güzel bir bakanlıktır. Yani Türkmenler için iyidir, Hristiyanlar içindir. Onun yanında bakanlık da olsa daha güzeldir. Başbakan yardımcısı gibi görevde, yani bölge başkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı görevde. Artık biz bu bölgeye tehdit unsuru değerlilik yani. Ne önceden neydi de. Her zaman kardeşlik, işte dostluk, birlikte yaşama prensipler içerisinde biz burada olan siyasetimizi yaparız. Yani bu Erbil'e bir Kürt partisinden daha faydamız var Erbil'e. Yani hem bu siyasi mahafillerde hem de bu günlük çalışmalarda. Erbil mühimdir. Çünkü neticesinde sen Erbil temsilci olarak parlamentoya girsen. Yani Diyarbakır'dan da gelen, Erbil'den de gelen, Kuştepe'den gelen aynı Erbil temsilciler. Yani bugün bu bölgede herkes bize oy verebilir. Yani aslında Erbil temsiliyetidir. Erbil'i güzel bir şekilde temsil etmek. İçinde Türkmen de var, içinde Kürt de var, içinde Hristiyan da var. Dilara Aydın Bey arkada şey deyipten son. Diptik kotada çok fazla aday var. Hı-hı. O adaylar bir nefersi bıraksınlar, obrusular gelsinler Irak Türkmen cephesine destek versinler. Öyle bir fikriniz var, böyle bir çağrı yapıp siz. Ya, yani bunun... Yani bir kişi için bıraksınlar, nasılsa garantide. Obrusular Irak Türkmen cephesine destek olsunlar ki hani normal bir kürsü daha kazanalım. Şimdi bu doğru bir tespittir. Bak güzel yani. Şimdi 14 aday çoktur. Bir kota için 14 aday çoktur. Ama aynı zamanda demokrasidir. Yani herkesin de hakkı var adayı olsun. Tabii ki. Ama bugün yani gerçek iradalı bir aday olsun. Parlamento uyası olsun. İradalı temsiliyeti güzel bir şekilde yapsın. Evet. O kişi olsun. Yani bu şekilde biz de her zaman o iradeli kişi yanında olarak destek de veririk. Kota yani şimdi biz ben onu küçükleştirmek istemiyorum. Tabii ki. Ama gerçekten keşke geçmişten bu kota sistemi olmasaydı. Şimdi çok farklı bir tablo ortaya çıkardı Türkmenler için. Yani gerçekten çok bir tablo çıkardı ortaya. İcabi bir şeklinde. Hı. Yani sen bugün mesela geçmişte İnsanlar değil, bizim 5 kotamız vardı. Ben gitsem gitmesem bu 5 kotadan her 5 olur milletvekili. Yani tembelleştirdim. Ha sana. Yani tembelleştirdim. Ben demirem müdahale olup onun. Ben onu girmek istemiyorum. Çünkü ona gerek de yok. Ama bugün bu şekilde tembelleştirme varidir. Yani o zarar olurdu topluma. Evet. Ha, bir de müdahale de var. İkinci aşamada müdahale de var. Ama bugün bunu demir insanlar. Bir tehdit var, bizim intikabata girerler.
Hadi tabii fikirler çok değişti. Değişti yani onu o şekilde. Yani biz dediğim gibi yani bu kotadan da bizim adaylarımız var. 14 adada adaydılar. Bunlar da demokrasi prensipleri içerisinde haklar var aday olsun cinsel bir intikabata. Neticesinde de bir kişi çıkar oraya. Bu seçimdir, yarışmadır. Sonuçta ama bizim işimiz daha zor. Tabii. Yani daha zor, daha büyük, daha büyüktür, daha risklidir. Tabii ki. Daha peki, güzeldir. Peki bundan sonrası için ne vaat verirsiniz? Mesela insanlara ben bu kadarıyla özümü gösterdim. Çünkü siz diğer adaylardan çok farklısınız. Sebebi bu da çünkü aktif olarak zaten siyaset içindesiniz. Bakanlık yapmışsınız. Bir taraftan cephede yüksek bir makamınız var. Bundan sonra bunu ilave eden ne vaat verme şansınız var bizim insanlara? Yani temsiliyet çok çok mühimdir bizim insanlarımız için. Yani eğer biz seçimde kazandığımız zaman veya bu Türkmenlerin yani tayinat konusunda işte bu Türkmen eğitimi konusunda okullarımız, bugün okullarımız ben bugün bugün de ziyaret ettim okullarımızı. Yani bizim okullarımız Saçlan'da nezaydı? Yani Saçlan o bina, Saçlan'da da vardı okullar. 90'larda nezaydı? Daha önce de aynı eski binelerdiler. Evet. Bugün aynı o şekildeydi. Yani Saçlan'ların, 90'ların indi de aynı böyle. Olur bu tegiriyatı yapılsın. Çünkü okulun binası mühimdir, sınıfı mühimdir, kaası mühimdir, işte tarihi mühimdir. Bunları mühimdir üstad. Yani bunları tegiriyatı yapılması lazım. Ben bir başka bir şey size diyeyim. Bunun belki birçok şeylerde de konuşuldu. Siz de rolünüz vardı onda. Bizim bölgede olan tarihte, coğrafyada ve özellikle tarihte sınıflarda bizim Osmanlı tarihine ilgili, Türkmenlerin tarihine ilgili, Osmanlı tarihi hepimizin tarihidir. Tabii ki. Kürdün de, Türkmenlerin de, Hristiyanların da. Çünkü 600 sene burada hükümdar oldu. Eşit bir şekilde siyaset yaptı, hükmü sürdürdü. Bugün bu kitaplarda bu değerli varlığa bir hakaret olursa hepimize hakaret olması anlamlı gelir. Tabii. Çünkü bazı noktalar vardı, bazı konular vardı, bir hakaret vardı. Biz sağ olsun siz ve tebe ekibi onu gündeme getirdi. Biz onu rapor ederek başbakanlığın ofisine gönderdik, divan başkanının ofisine gönderdik. Bir defa yok, iki defa üste üzerine çalışalım. Bu bir ilerlemedi. Bu bir değişikti bu abiciğim. Tabii ki hak talep edilmiş. Yani bu mühim bir şeydir. Kazdım yani, tegiratı bu. Gündeme getirmek mühimdir. Ha ne dersen sizin medyada getirirsen ama bir fayda olmaz. Ama resmi bu kanallardan belki bir gün düzenlemeye girer, üzerine çalışır. Ama o yüzden biz bundan sonra eğer bu gelecekte, tabii bu prensip olan bizim Türkmen-Kürt kardeşliğine aktif bir şekilde daha güçlendirir. Ayrıca da ben çok isterim Kürtçe yanında Türkmence de, Türkçe de resmi dil olsun. Bu çok mühimdir. Yani, ama bu oylarımıza bağlıdır tabii. Ha yani bunun... Oylara olur Kürt kardeşlerimiz de bize yardımcı o zaman da. Yani biz burada var, birlikte yaşarız. Ben mesela çok isterim Kayseri çarşısında olan mesela dükkanları Kürtçe, Arapça yani Türkçe'de, Türkmence'de yazılsın. Bunu çok uğraştık. Neden yazılmasın? Yazılsın yani. Bunda bir sorun yok ya, sakıncası da yok. Yani bunun üzerine çalışmak gerekir. Yani ben çok isterim bunu yazmıştık da mesela her bir kalasın girişinde Kürtçe, Arapça yanına Türkçe de yazılsın. İşte oraya mesela işte bizi mesela sadece girişte de, içerisinde de şimdi cihetimiz zaman her bir kalası bizim için mühimdir. Tarihi olarak da mühimdir. Yani orada işte Arapça, Kürtçe yazılı, İngilizce, Türkçe de yazılsın. Süryani de yazılsın. Neden olmasın? Yani biz beraber birlikte yaşıyoruz. Daha güzel, eseri bir yerdir. Yani bunlar mühimdir. İşte onun yanında da birçok şey insana ilgimizi, vatandaşlarımıza ilgili olan işte bu dedim tayinat konusudur, işte kalkınma konusudur, insanların itibarıdır, destek vermesidir. Yani bölgeye ameten bütün vatandaşlar da sahip çıkmaktır. Peki öğrenciler? Vallahi öğrenciler, onlar büyük insanlardılar yani gerçekten büyük insanlardır. Mutlaka Erbil'de bir bu okullarımız dışında bir okul yıldız okul olması şarttır. Türkmen yıldız okul. Yıldız olsun yani. Modern olsun. Zaten o bina onunsu değil mi? Tabii de o bina onunsudur. O olursa
Yani o belki 2000 civarında bir öğrencisi olur. Yani birinci iptidaiden son liseye kadar olur. Onun yanında Tömer de var. Yani Türkçe öğrenim şeyi de var, enstitüsü var. Tömer de var içerisinde. Kolejdir. Çok mükemmel olur. Yani onun üzerine de çalışmak lazım. Biz iyi çalışmalar olup bundan sonra da o çalışmalar yapılır. Çünkü yeri güzeldi, strateji bir yerdi. Şu anda bizim olduğumuz okullarımız gerçekten şeydir yani eski Erbil üzerinde. Tabii tabii eski. Yani 60'lıktan kalaya doğrudur. Yani bunun evet. Erbil o tarihte 93 tarihinde bizim doğuş açıldı. 95'te de bütün okullarımız açıldı. Evet. Yani 95 o zaman Irak Türkmen Cephesi Eğitim Dairesi tarafından organize edildi. İşraf edildi. Şimdi o tarihte ne da oldu? Bu 32 yıl oldu. Erbil o tarihte 500 bin idi nüfusu. Şimdi 2,5 milyondur. Türkmenler hiç ziyade etmiyor. Yani o zaman 60'lık caddesine kadar vardı. Bugün maşallah Erbil 100 var, 120 var, 150 de var. Yani Türkmenler de kalkınıp, Türkmenlerin de nüfusu fazla olup. Yani burada maksadın nerede? Dağılımı yanlıştır. O dönem için iyidir ama bugün için iyi değil. Bugün bir okulda ciheti konuştuğumuz zaman bugün Selçuk okulu. Bak Selçuk esas okulu. Güzel bir okuldu. Ama yeri sekeni derece. Önceden sekeniydi. Şimdi merkez ticari bir yerdir. Onu Bahtiyari Bölgesi'nde parlam. Bak oradaki öğrenci 200 öğrencisi var. 1500 öğrenci yetişer. Doğrudur. Zaten bunu, genel olarak basit bir ameliyatı. Genel olarak yani bizim iki okulumuz var bak. Bir Selçuk, bir de İnce. Bunlar sekeni yerdeci. Bundan 50 yıl evvel bir oraya sekeni yeriydi. Evet. Şimdi orada hapse olup, yani Kırtasiye merkezi de iş yeriydi, matbaadı. Orada bir yev yoktu. O okulu 2 kilometre, 3 kilometre arkasına, Bahtiyari bölgesine getir. Evet. Orada bana diyecek bu 200 öğrenci, 2000 öğrenci olur. Doğru. Yani bunlar yapılması lazım. Biz bunun üzerine çalışırız. Çalışırız işte... Birlikte çalışmak lazım. Birlikte çalışmak lazım. Yani bunun sadece vallahi bu bakandır veya milletvekili olmuyor kardeşim. Bu siyasi partiler bizim biz İTEZ'e başta olmak üzere 20 siyasi parti var burada. Dernek var. Bugün evet. Maşallah herkes adaydı. Evet. Yani bunlar birlikte hareket etmek lazım. Bak eleştiriden olmaz. Facebook'ta eleştiriden veya birisi bir şey yaptı ne derler yorumlarda eleştirilerden bu olmaz. O eleştiri yapan kişi özü yetkilidir bir iş yapamır. O yapmak istemir. Yani bunun o insanlar bir şey de size bunu diyeyim. Bunu bugün ben okullara da dedim. Bugüne kadar 5 yıl oldu. Ben bizim siyasi partilerden derneklerden kimse gelmedi bana bir öneri versin. Onu soracağım. Acaba destek yani gerçekten ben kimseden bir destek görmedim. Hmm. Bak bunu ben sana burada diyeyim. Irak Türkmen Cephesi başta olmak üzere hiçbir siyasi partiden bana destek verilmedi. Hmm. Bunu yanımda sağlanan ekipler ve arkada olan Erbil ahalisi. Hmm. Ben size biraz evvel dedim bugün reklam şey için. Bugün bizim reklamdan vakıftan başka Erbil'de Erbil vatandaşları da olan kişiler de bizimse poster yapmış. Sponsorluk yapmış. Bu yeni değişik bir şeylerdir. Yani bunun yani Kazım neden dedim İTEZ'e? İTEZ'e de dahil olmak üzere. Yani o bir siyasi partiler tam tersi karşı çıkmaya, arkalı karşı engellemeye çalıştılar. Birçok şeyleri engellemeye. Ben demişim eğitim fakültesinde Türkçe bölümü açılsın. Eğitim fakültesi ıslah edildiğinde rapor ters yapılıp yani diplomalar açılmasın. Öyle demişim Türkmen okullarında bayrak Türkmenleri bayrağı alsın diye olmaz bu resmi derç. Ha bizimkiler bunu yapıyor yani siyasi partiler bazı taraflar. Yani evet. Bunlar inançı bunlar yanlıştır. Ama ben hiçbirisine siyasi partiler bu süre içerisinde ben bakanlık olarak hemen halktan destek gördüm, vatandaşlardan destek gördüm, Kayseri Sarşı'ndan destek gördüm, herkesten destek gördüm. Sadece siyasi partilerden o kişiler ki şahsiyetler özellikle büyük abibiler ben maalesef buradan da açık diyeyim bak siyasi propaganda derece ben bir destek ciddi görmedim. Destek yani, ciddi görmedim. Siz o açıklamanızda biz bir şey değil. Destek ciddi görmedim. O destek bu şeyde aç.
Yani destek nizami değil mi? Yani ben bu tecrübe yeniydi. Bak biz ilk defa olan bakanlığa girdik. Oluşturma sorumlu bir bölge bakanıdır. Bizim yanımızda 8-9 kişi çalışırlar. Bu ekiple bu işi yürüttük. Arkamızda da Erbil toplumu, Türkmen de, Hristiyan da, Kürtler de olan bazı kesimler de, yani halk olarak, insan olarak bizim her zaman yanımızda oldular. İşte bunlar muhimdiler. Ayrı zaman siyasi partiler olarak da yani biz gelmedi bir şey desin, ben bu önerim benimdir. Ha şey ne diyeyim? Yani iktirah, öneri. Anladım. Yani anladım. Bunu ben diyeyim. Yani Cansın desin, bu benim isteklerimdir. Bu istekler de bunun üzerine çalışalım. Şimdi senin ben bunu bu güne kadar hiçbir rapor gelmedi, hiçbir öneri. Ama çok fazla istişare şeyi yapırdınız zaten. Hapsın o yüzden istişare onu biz yapardık. Siz sürekli. Siz organize edirdiniz. Yapardık, hapsın da rapor dedik, geçsin yani. Sürekli şekilde, başbakanlığına veya divan başkanlığına geçsin. Bundan sonra bizim seçim sürecimiz var. Şimdi seçim süreci. Ben buradan seslendim bizim değerli abilerimize. Ben buradan seslendim değerli seçim propaganda esnasıdır. Abilerimizin görüşü önemlidir. Hiç olmasa sosyal medyadan beyanatları olsun. Biz giderek sıkıntımız yoktu. Ha, beyanatları olsun. Irak Türkmen Cephesi'nin 149. numaraya destek verdiklerini ilan etsinler. Bu mühimdir. Kim intezeyden de onu ilan etsin. Hem siyasi partiler hem de değerli şahsiyet abilerimiz. Yani olanın desteği mühimdir. Bugün sosyal medya var. Evet. Bugün sayfalar var. Yani bu destek bizim için büyük bir manevi önem taşır. Doğrudur. Aydın Bey, bilirim vaktiniz yoktu. Bir randevuz var idi ama son olarak bir şey sormak istiyorum. Irak Türkmen Cephesi'ndeki durumunuz nedir? Yazda konuşuldu bazı şeyler. Nece geçin siz? Nece de olsunuz? O bizim iyidir. Yani bunun siyasette eğer sorun olmasa o zaman yani anormal bir şeydir. Yani siyasette sorun olduğu zaman normal bir şeydir yani. Bu yani normal. Olması lazım. Tabii olması lazım. Hiç atışmıyor. Yani bunun yani bu her zaman bu KDP'de de var, KYB'de de var. İslami partilerde var. Bütün partilerde var. Bizde de İTZ'de de var. Bu normal bir şeydi. Peki niye bir tek Irak Türkmen Cephesi bu müşkileleri selaşırdı? Yani 11 parti var bildiğim kadarıyla. Ya da 10 parti var dışarıda. Şu ana kadar gündem olan herhangi bir sorun yoktu. O da parti... İTZ'nin büyüklüğünü gösterdi. Ha, büyüklüğünü gösterdi. Mokuflığını gösterdi. İradalı olduğunu gösterdi. Demokrat bir partilik. Tabii. Yani bizim demokrat bir parti. Tabii yani bu yani vatanı bir partidir. Milli bir partidir. Muhtedir bir partidir. Yani biz yani hiçbir zaman ayrım etmediyiz bir taraflardan, siyasi partilerden. Yani bizim itizanın dışında olan her zaman o siyasi partilere de bir saygımız var. Yani herkes öz alanında güçlü bir tabanı var. Herkes öz alanında yerinde çalışır. Onu ben her zaman saygım var. Ayrıca da bir gün bizim bir liste var. 11 kişidir. Listenin numarası 149'dır. Evet. Birden 11'e kadar aday var. Kimi isterseler? Kimi isterseler buyurun. Oyunuz kullanınız. Yani hem listeye oy verir aynı zamanda adaylardan numarası olur. Onlar da bir oy verir. Bu şekilde. Yani Aydın Bey şunu izah edebiliriz. Bu 11 nefere ben vermiyorum ama Irak Türkmen Cephesi'ne benim bir sadakatim var. Oraya oy verebilirim. Böyle bir var. Listeye zaten. Sadece listeye verme şansı tabii da var. Herkes, her vatandaş hakkı var. Aynı zamanda da listeye verip adayı da verip bu şekilde neticesinde adaylar gelir oraya. Listede İTZ listesidir. O tabii ki. Büyüktür. Yine en son şey olur. Son mesajımızı alalım. Yani son mesaj şu da seçim dönemidir. Genelde böyle bir şey olunmuyor evet, ama tanıtımlarımızı da gördük. Tanıtım gününüzü de gördük. Mesajlarımızı yayınlısı sürekli bunu da görür insanlar. Yani bir hakikat var. Belki yanlış anlaşılır bazı şeyler ama bu süreç içerisinde tabii ki herkesi razı etme mümkün de önce. Dünyanın hiçbir yerinde herkesin rızası olmur. Ama bu süreç içerisinde sürekli gündemde kaldığımız yani. Bir şekilde bunu gündemde kalma şansımız oldu. Tabii. Buna kimisi iyi bakmadı, kimisi çok iyi baktı. Bu insanların artık oya dönüşecek dönemidir. O size oy verenler veya iki cevilli olanlar için ne diyorsunuz? Tabii bu bizim her şeyden evvel ben indiden bütün Erbil
vatandaşlarına seslendim. 20 Ekim'de 20.10'da sandık başına geçsinler. Çünkü bu bir vatandaşlık görevidir. Ayrıca sandık başına geçtiğiniz zaman en iyi aday kimler de onlara oy versinler. Bizden iyi var ise aday ona oy versinler. Biz tekrardan biz geçmişten bu güne kadar yani geçmişten bu günümüze kadar yapılan çalışmalarda hiçbir zaman ayrım yapmadık. Bu insanları yalnız bırakmadık. Her zaman yanın arasında olduk. Şimdi biz bu insanlardan talep ederek Erbil halkından, Erbil vatandaşlarımızdan talep ederek bizi yalnız bırakmasınlar. Yani sandık başına getirdikleri zaman bize oy versinler. Evet. Irak Türkmen Cephesi 149 listesine oy versinler. Adayları da, adaylar içerisinde de olan işte yani bütün adaylar yani bütün adaylar ben sadece dedim ani adaylar bizim adaylarımızı da aşağı yani bütün anladım. Adaylar yani bütün adaylar ha, yani bütün adaylar yani KDP'nin KYB'nin bütün partilerinin kimler aniydi aday varsa yani evet. Kim bizden iyi varsa ona versin ama o yüzden bu hiçbir ayrımı yapılmadı ayrım yapılmaz o yüzden ben buradan da bunu demek de isterim benim aday numaram birdir. Irak Türkmen Cephesi listesi numarası 149'dır. Bizim için cephe farklı bir kurumdur. Irak Türkmen Cephesi'nden talaba genciyken bugün aşamaya geldik. Daha önceden sonra cepheyle devam ettik. 30 yıla kadar bir aşın. Daha önceden yani eğer 93'de hesap etsek yani 32 yıl bir süre oldu. Aşamalı bir şekilde istek var, rağbet var, tecrübe var. O yüzden bütün insanların desteğine ihtiyacımız var. Bütün insanlar. Yani ben hiçbir ayrım yok. Bütün insanların. O yüzden geçmiş seçimlerde intihabata cetmeyipse bu defa bizden dolayı intihabata cetsin. Bizi bu zor süreçte yalnız bırakmasın, bize destek versinler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız. Ben program bitirdikten sonra bir şey demek istedim. Tabii ki sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Bugün o günde insanların özellikle siyasetçilerin, sanatçıların vesaire gündemde durmağı çok önemli. Ne yazık ki bazen eleştiri yapıldığında da tam hakkını vermiyor o eleştirin. Haklı eleştiriler olabilir ama bazen haksız eleştiriler de olabilir. Bugün bazı semboller oluşuyor, bazı büyükler oluşuyor, bazı siyasetçiler oluşuyor ve biz iyi taraflarını tamamen unutup sadece kötü taraflarını, daha doğrusu size kötü gelen taraflarını sürekli gündemde tutmağız bazen de o siyasetçilerimizi bazen kırgın edir, aciz edebilir ya da sanatçıları ve diğerlerini. O yüzden iyi taraflarını muhakkak bu seçimlerde görmemiz nedendi. Aydın Bey burada da giydiği de konuşuldu bir süre. Kayseri'ye gelip yetmeği de konuşuldu. Kalaya çıktığı da konuşuldu. Ve bunların hepsini bir kefeye kurun. Bir Türkmen siyasetçisi bu kadar gündemde diğer ajanslarda o şeylerde konuşulması bile aslında karlıydı yoksa zararlıydı. Şimdi bunu oy verirken zaten özünüz karar verirsiniz. Tabii ki diğer adaylara da burada yer veririz. Herkes fikrini diyer. Tebabilisiz kurulduğu günden beri herkes evet Irak Türkmen Cephesi işte Yahundu vesaire adı falan fikir olarak, ideoloji olarak, belki yol olarak Yahunuk. Ancak her zaman da diğerlerine yol verdiğimizi, yer verdiğimizi bilirsiniz. O yüzden diğer adaylarda da mümkün olduğu takdirde bu süreç içerisinde stüdyomuza davet ederek sizi de buluştururuz, sorularınızı iletirik. Tekrar kendilerine teşekkür ederim. Hepinize Allah'a ısmarlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hürmetler. Çok sağ olun. Allah'a ısmarlarım.